Dostlar, bugün köri soslu tavuk yapacağım. Takip edin. Evet dostlar. Elimde 200 gram tavuk köri var. Bundan köri soslu tavuk yapacağım. Önce şöyle ben bunu bir incelteyim. İsterseniz inceltebilirsiniz. Ama parçalara küçük olsun istiyorum. Genelde parçalara eşit keselim. Aynı zamanda pişsinler. Yoksa biri büyük biri küçük olursa birisi yanar, birisi pişmez. Böyle bir durum olur. Biraz kabımızdan, ya çok değil, az. Yağ ısındıktan sonra tavukları atacağım. Sonra soğanı, sonra krema ve köri. Bu kadar kolay bir yemek. Krema. Altını kısalım. Tuz. Köri. Köri bol olsun. Bunun ismi köri soslu tavuk. Yemeden hissedin körünün kokusunu. Çıkmaya başladı. Güzel olmuş. Ben burada parmağımı batırıyorum. Çünkü kendim yiyeceğim. Normalde restoranda tadım kaşığı kullanıyoruz. Bu da not olarak kalsın. Bakın önemli olan burada iyice sıyırmak. Böyle gördüğünüz gibi. Şuradan isterseniz maydanoz, isterseniz oleandro yani kişniş kullanabilirsiniz. Hazır. Yeme zamanı. Dostlar, bugün köri soslu tavuk yaptım. Çok kolay bir yemek. Hepiniz yapabiliriz. Köriyi istediğiniz gibi ayarlayın. Yani şu anda masaya oturunca
körenin kokusu geliyorsa güzel yaptınız. Bir tadına bakalım. Çok zormuş. Bir de şöyle sosundan bakalım. Güzel olmuş. Bunu yapabilirsiniz. Bir başka yemekten görüşmek üzere. Hoşça kalın.